Diyecekler. Aa, yani sihir yapmama izin veriyorsun öyle mi? Onu sihirle göndermene tabii ki izin vermeyeceğim. Zaman küresine soracağız. Kimin gitmesi hayırlıysa o gidecek. Yavuzlar mı, Sadıklar mı yoksa Kendal Bey mi? Hayır hayır, bu riske giremem. Ben de senin kimsenin kaderiyle oynamana izin veremem. Söyle bize zaman küresi. Kimin İngiltere'ye gitmesi daha hayırlı? Sadıkların mı, Yavuzların mı yoksa Kendal Bey'in mi? Of, ben dayanamayacağım, şirketi arayacağım. Eda'cığım, aramasan daha iyi olur hayatım. Of, o zaman hadi kalkın şirkete gidelim. Hadi. Evet gidelim ya, çok ayıp olacak Kendal Bey. Yani annemizi bizim gönderdiğimizi sanacak. Ama annem de haklı. O da niye bizim oraya gitmemizi istiyor ki? Çocuklar bir dakika sakin olun lütfen. Ya mantıklı düşünelim. Oradaki şirketin başında da birinin durması lazım, öyle değil mi? Sonra hepimizin Kendal Bey'e bir vefa borcu var. Ya Betüş, benim hiç mi hiç sinmiyor, ben şirkete gidiyorum. Dur ben de geliyorum. Biz de gidelim. Peki ben ne olacağım? Yaşasın, Kerem'le barıştık. Ay canım, çok sevindim. Nereye? Ya küçük bir işimiz var, hemen döneceğiz ya. Evet, siz biz yokken toprağa ablalık yapabilir misiniz? Olur. Harikasınız. Teşekkür ederim, sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Anlaşılan gelecekte orada yaşamaktan tek mutlu olacak kişi Kendal Bey. Çok şükür. Şimdi ne olacak? Şimdi hem Kendal Bey'in hem de çocukların iyiliği için gelecekte neyin, hangi kararın doğru olacağı fikrini Kendal Bey'in aklına sihirle sokacağız. Ay ne fark eder? Gene işin ucunda sihir var. Ha ben onu sihirle yollamışım, ha sen sihirle bu fikri onun aklına sokmuşsun. Duducuğum, senin düşündüğün işleri iyice karıştırır. Benimkisi yol gösterir. Periler de faniler de zaman zaman gelecekte neyin iyi olacağını bilmeden bir takım kararlar verirler. Bu kararlar zaman zaman istemediğimiz sonuçlar doğururlar. Ah, Kendal Bey çok şanslı ki çevresinde onun için neyin iyi olduğunu araştırabilen bizler varız. Sihirle de olsa bu fikri onun aklına sokmak benim hakkım, görevim. Bırak ben yapayım. Hayır Dudu, bu yetki sadece bende. Aa, ikincisi ne içindi? İkincisi seni burada gördüğünü unutması içindi. Şimdi o kararlarıyla baş başa kalacak, düşünecek, düşünecek, düşünecek ve kararını verecek. Hadi gidiyoruz. Gözümle görmeden şuradan şuraya adımımı atmam. Saçmalama Dudu, adamın düşüncelerini nasıl görebileceksin? Hadi gidiyoruz. Gel bakalım toprak. Hoppa. Oh be, sıkılmıştım arabanın içinde. Böyle iyi mi? Çok iyiyim, sağ ol Çilek. Bakın size ne getirdim. Yaşasın. Ben içeyim. Gerek yok, ben içerim. Aa. Bu da neyin nesi? Abim sinirinden kum torbasına vurmaya başladı herhalde. Day 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 day. Zaten hepsini kavga çıkarmak için yapıyor. Aa, bu nasıl olur? Ne nasıl olur? Bardağa bak, boşalmış. Hem de yere hiç dökülmemiş. Ben içtim abla. Sen mi? Evet. Kendininkini niye içmedin? Onu da içeceğim. Öf Çilek, ammarsızsın. Ben toprağa bir bardak daha getireyim. Biz bize yiyelim. İstediğin sihri yap. Ama ablamların yanındayken hiçbir sihir yapma. Ya tamam. Ay buradan anlamıyorum, kararı değişti mi değişmedi mi? Toplanıp gidiyor işte. Belki Betüşlere gidiyordur. Kararının değiştiğini onlarla konuşacaktır. Keşke orada kalsaydım. Ne olur ne olmaz. Aa, bakın bakın, Betüşler de oraya geldi. Aa, onlar niye oraya geldi? Yoksa içlerinden biri gitmeye mi karar verdi ha? Hayır Dudu, hiçbir yere gidemezsin. Buradan seyret. Ha,
Sana dur dedim. Her şeye yasak, her şeye engel. Hepinizin birden buraya gelmesine çok şaşırdım. Dayanamadık baba. Ben de dayanamadım. Biraz sonra size gelecektim. Aa, niye? Kararlarımda küçük bir değişiklik oldu. Ay, ne gibi? Şey, hepinizin gözlerinde oraya gitmek istemediğinizi görüyorum. Ve size böyle bir teklifte bulunarak haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Baba. Yok, üzülme. Size sormadan böyle bir şeye kalkışmamam gerekirdi. Yani benim tatilim uzun sürdüğü için bekleyemediğiniz eminim. Senin hiçbir suçun yok. Bu arada annem nerede? Dudu mu? Hiç görmedim. Ama nasıl olur? Buraya gelecekti. Buraya mı? Hani çocuklarımı uzağa göndermeyin demek için. Buraya gelmedi ama kendisine söyleyin. Göndermeyeceğim. Ne? Düşündüm de bu yaşlı başlı adamın da biraz maceraya ihtiyacı var. Burada sizin aile düzeninizi bozmaktansa ben gitsem daha iyi olacak. Sen mi? Evet. İçimden bir ses orada daha mutlu olacağımı söylüyor. Kendal Bey, siz iyi misiniz? Yani emin misiniz? Çok eminim. Özlenen olmak, özleyen olmaktan daha iyidir. Sizi çok sevmem benim. Sana ne oluyor şimdi Dudu? Duygulandım. Üzüldüm biraz. Ne de olsa Dünür'ü. Onu bir daha göremeyecek. Hadi Perihan, lütfen bana onu savunma. Eski aşka gidecek ya, ondan ağlıyor. Benim için bu kadar gözyaşı döktüyse namerdim. Hayırsız Dudu, ne olacak? Aa, Perihan, şuna bir şey söyler misin, üstüme gelmesin. Zaten duygulandım. Hep bizim yüzümüzden gitmeye karar verdi. Ya Dudu Hanım, hayatımızdaki bazı insanların değerini ancak onları kaybederken anlıyormuşuz, değil mi? Ne kadar huysuz, ne kadar aksi olursan ol, seni kaybetmek istemiyorum ben. Ben de. Affedersin. Sen de beni affet kardeşim. Gir. İyi misin? Nasıl iyi olabilirim ki? Tuğçe'yi kaybettim. Cem, lütfen biraz sakin olur musun? Olamam. Kız kardeşlerim hayatımı mahvetti. Bak Cem, olayları tam olarak anlatmadığın için ben de işin aslını bilmiyorum. Şu Tina ile aranda gerçekten bir şey oldu mu? Tabii ki hayır. Bak, artık lise 1'e başlıyorsun. Seninle iki arkadaş gibi konuşabiliriz. Onunla aramızda hiçbir şey olmadı. Zaten onu topu topu 5 gün gördüm. İyi. Buna gerçekten çok sevindim. Peki sorabilir miyim? Gece yarısı onunla havuzda ne işin vardı? Buna verecek bir cevabın yok mu? Var ama yok. Bak Cem, bana güvenebilirsin. Sır saklayabilirim. Hem eğer bana işin aslını anlatırsan Tuğçe ile barışmana yardımcı da olurum. Hadi Cem, anlat bana. Betüş biliyorsun, Tina yüzme öğretmeni. Evet. Ve ben o kadar iyi yüzme bilmiyorum. Şimdilik. Ve bu sene Tuğçe ile okulu yüzme kulübüne katılacağız. Ha, anladım. Yani sen Tuğçe senin iyi yüzemediğini anlamasın diye Tina'dan yüzme dersi aldın, öyle mi? Evet. Peki bunu niye kardeşlerine söylemedin? Çünkü Tina'dan neden ders aldığımı söylersem bunu da Tuğçe'ye söyleyeceklerdi. Ama şimdi Tuğçe ile barışmak için bunu söylemek zorundasın. Evet. Peki merak ettiğim bir şey daha var. Neden gündüzleri değil de geceleri ders aldın? Çünkü gündüzleri şişman olduğum için çocuklar benimle dalga geçer diye korktum. Cem. Ve Tina gerçekten çok iyi bir kız. Beni anladı ve bana yardım etti. Ve benim sadece hocamdı.
Betüş, aslında düşünüyorum da galiba kızların çok suçu yok. Benim yaptığım aptalcaydı. Ve Martin denen o çocuk var ya, galiba Çileko'nun peşindeydi. Neyse ki otelden çabuk ayrılmışız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.